Kanalı ilk açtığım zaman yaptığım projelerden bir tanesi bu otomatik hedef alan Nerf silahıydı. Bunu eski atölyemdeki alarm sistemine bağlamıştım ve yaptığı şey otomatik olarak alarm tetiklendiği zaman ortamdaki insanları bulup onlara hedef alıp ateş etmesiydi. Ama üzerinden 3-4 sene geçti bunun. Bence yeni bir versiyonunu yapma vakti geldi. Yani aslında bu çok iyi çalışıyor ama güncellemek istediğim bazı şeyler var. Mesela şuradaki Nerf'ü çeviren sistem aslında basit servolu bir sistem. Bunu step motorlu daha güçlü bir sisteme çevirmek istiyorum. Aynı zamanda eski videoyu da izlediyseniz bu Nerf sadece sağa sola dönebiliyor. Bunun yukarı ve aşağıya da hareket edebilmesini istiyorum. Yani pan ve tilt yapabilmesini istiyorum. Şöyle de bir şey var aklımda. Aynı silahtan bir tane daha var. Ve neden iki tane Nerf koymayayım dedim. Neden bir tane olsun ki? İki tane olursa daha güzel olacağını düşünüyorum. Buna ek olarak görüntü işlemeyi de birazcık hızlandırmak için daha güncel bir mikro denetleyici kullanacağım vesaire. Bir sürü şey yapacağım aslında. Şimdi hafta sonu şöyle bir şey çizdim. Şu kısmı belki robot kol videosunu izleyenler vardır. Thor robot kolunun alt kısmındaki parça. Ama üstteki kısmı tamamen yeniden hazırladım. Baskılarını hemen başlatıp ilk mekanik sistemi monte edip nasıl çalıştığını bir göstereyim size. Şimdi büyük olsun da YouTube sihri sayesinde böyle bir haftalık süreci 30 saniyede gördünüz ama sonunda sistemi toparlayıp çalıştırmayı başardım. Şöyle basit bir kod yazdım, ilk bir göstereyim, ondan sonra nasıl çalıştığını anlatayım. Bu sayede pan ve tilt yapabileceğiz nerfleri ve torku da bayağı yüksek. Yani o nerfleri taşıyacağına eminim, şu anda elimi çekiyor bayağı. Güçlü bir şekilde. Çok yük bindirmek istemiyorum ama. Bunu kesinlikle tutamıyorum. Zorluyorum yani. Kesinlikle çevirecek bu nerfleri. Tutamıyorum. Kesinlikle çevirecek. Çok güzel oldu. Aşağıda robot kol videosundaki gibi dişli mekanizmalı bir sistem var. Eğer detaylarını merak ediyorsanız ona bakabilirsiniz. Yukarıda kurduğum sistemde ise kayışlı bir sistem var. Aynı zamanda burada kullandığım Nemo 17 step motorlar birazcık normalden daha yüksek torklu motorlar. Bunları da Rhino 3D'deki Mehmet yolladı arkadaşım. Çok teşekkür ederim kendisine. Ve bu sayede o iki tane kocaman Nerf'ü hareket ettirebileceğimi düşünüyorum. Şimdi işin en gıcık kısmına geldim. Nerf'leri buraya bağlayacak parçaları çizmem lazım. Olabildiğince sağlam bir şekilde bağlamam gerekiyor. Şuradaki 10 mm'lik mile. Ondan sonra bütün parçaları boyamam gerekiyor. Elektroniğini bitirmem gerekiyor ve yazılımını yapmam gerekiyor. Ondan sonra da insanları ateş ederek test edebiliriz diye düşünüyorum. Hadi devam edelim. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar görüntü işleme yapabilmek için şu aleti kullanacağım. Bu Seed Studios'un Re-Terminal diye bir aleti. Bunu bana deneyeyim diye yolladılar ama bu birazcık problemli bir alet. Mesela ekranını kullanamıyorum şu anda. Tamamen kendilerinden kaynaklanan yazılımsal bir sorundan
dolayı kullanamıyorum. Ve mesela üzerine Raspberry Pi kamera 3 takacaktım. Onu da takamıyorum girişi olmasına rağmen. Aslında içinde mesela bir tane Raspberry Compute Modülü 4 var, çalışması lazım. Böyle problemleri var. O yüzden gönül rahatlığıyla bunu size öneremeyeceğim. Elimde normal bir Raspberry 4 olsaydı direkt onu kullanırdım bu projede şu anda. Ancak bu işimizi görecek gibi görünüyor. Bir tane USB kamera bağlamayı başardım. Şu arkadaşı görüntü işleme için kullanabilmeyi başardım. Ama bunun da şöyle bir sorunu var. Biraz dar bir görüş alanı var. Şimdi bu kamerayı söküp üzerine bir tane küçük geniş açı lenslerim var. Onlardan bir tanesini takmayı deneyeceğim. Böylece çözebilirim diye düşünüyorum. Ya şu anda artık elimdeki malzemelerle bir şekilde bitirmeye çalışıyorum projeyi. Bütçesi o kadar geçti ki limitlerimi. Bir şekilde halledeceğim. Okey, o zaman şu kamerayı modifiye ederek devam ediyorum. Bu arada videolarıma direkt olarak destek olmak isterseniz bu videonun altındaki teşekkürler tuşuna basabilirsiniz. Bu şekilde attığınız yorumları bu yazıcı basıyor ve hepsini okuyorum. Cevaplayabildiklerimi de cevaplıyorum. Aynı zamanda direkt olarak benim projelerime destek olmuş oluyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Boyanın kurumasını beklerken size çok kısa bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Bu bölümün sponsoru Dream. Bana bir adet Dreambot Elon S Pro robot süpürge yolladılar. 2 haftadır bu süpürgeyi kullanıyorum ve oldukça etkilendiğimi söyleyebilirim. Mesela paspas mekanizması çok enteresan. 2 adet dönen paspasa sahip ve bu sayede çıkarması zor olan kirleri bile çok kolay çıkarabiliyor. Ama asıl görünce beni şaşırtan şey şu oldu. Bir halıyı tespit ettiği zaman paspasları yukarı kaldırıyor. Böylece halınızı ıslatmıyor ve daha sonra tekrardan sert yüzeye geçtiği zaman paspasları indirip devam ediyor. Ayrıca bildiğiniz gibi robotları seven biriyim ve bu robotun navigasyon sisteminin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Diğer robotlar gibi ortamı haritalandırmak için bir adet lidar kullanıyor ama buna ek olarak bir de önünde 3 boyutlu kamerası var. Bu kamerayla küçük nesneleri, hatta kabloları bile görüp kaçınabiliyor. Bu bir robot süpürge için çok önemli çünkü daha önce kullandığım robotlarda hep kabloları dolanma sorunları yaşadım ama Elon S Pro'da bunların hiçbirini yaşamadım. Bunlara ek olarak 5300 Pascal emiş gücü, 450 mililitre toz kapasitesi ve 190 mililitre su kapasitesi var. Ayrıca 5200 mAh saatlik piliyle benim atölyem gibi koskocaman yerleri bile pili bitmeden temizleyebiliyor. Yani genel olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek oldukça güzel bir robot süpürge. Dream'e de bu videoya sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. Bu projeyi onlar sayesinde yapabiliyorum. Tamamdır o zaman, boyanın kurumasını bekleyelim. Ondan sonra da montajla devam edelim.
mermi koyma noktasına geldiğime inanamıyorum ya. Beynim çalışmıyor yani. Şu an yapabildiğim tek şey artık bir satır daha kod yazamayacağım. Böyle bunu yapabiliyorum ancak. Staj başvurularını açıyorum. Mermi cibaşı nedir abi onun şey ismi? Yani bir geçsene aynen. Saniye dur. Şu an reboot ediyor ilk başta. Oğlum bir insan söyler yaptı. Bilerek yapmadım ilk başta şu anda. Homing yapıyor. Daha ilk testler yani deniyorum. Çalışacak. Ha biraz daha şey koysam güzel olabilir. Oğlum çatır çatır yapıştırıyor bu arada. Tracking o kadar iyi ki şuna bak. Koçum benim ya. Soydun. Hazır bu arada. Bekliyor. Hedefe kilitlenmiş olması çok abi, bayağı korkutucu görünüyor gerçekten. Anında kaçarsan oluyor ama. Son bir iki ayar daha yaptım. Daha efektif bir şekilde ne zaman ateş edeceğine karar vermesi için taretin. Bu 3-4 sene önceki yaptığım Nerf silahından daha efektif bir şekilde takip edebiliyor. Bunun nedeni şu anda burada bir tane TinyML modülü kullanıyorum. MobileNet modülünü spesifik olarak. Ve bu sayede çok daha efektif bir şekilde böyle 8-9 FPS ile küçücük bir aspiri de insanları takip edebiliyor ve çok net bir şekilde takip edebiliyor. Son bir iki tane ayar çekeceğim, ondan sonra final hali hazır. Deneklerim geldi. Magnum opusum. Çift nerflü, inanılmaz hızlı bir tarama sistemine sahip. Müthiş bir şey oldu ve şu an çalıştığına inanamıyorum. O yüzden beni çağırmanı hiç şaşırmadım. Ne zaman silah yapsam beni çağırmıyor. Evet. Yorgun görünüyorsun. 3 haftadır uyumuyorum. Ege Mert gelseniz evi. Yeni arkadaşımla tanışmanız lazım. Ege çok cesur. Beni takip ediyor. Çek kaç kaç. Kaçmayın oğlum. Mermisi bitti. Hoş geldiniz. Artık böyle atölyem. Kendine koruma tutmuşsun. Koruma var. Orada Adil'i bile görüyor. Herkes toplandı. Şu anda bize bakıyor. pis bize bakıyor. Ne oldu? Mermin mi kalmadı? Ha? Mermin mi kalmadı? Oo. Evet baksana buradan tanıyor. Seni öldürelim artık. Yazık. Artık evladımı ben bir test etmek istiyorum. Hadi bir oyun oynayalım Ege. Vurulmadan Furby al. Vuruldum galiba. Çok hızlı koştu yakalayamadı Törün. Vuruldum bu arada bacağımda. Vuruldun mu? Yes. Vuruldum. Şimdi Furby'yi tarat. Furby'yi tarat. Bitti mi? Mermisi bitmiş. Mermi bitti. Aa bitmemiş. Burnuma geldi. Of. Tak diye vurdu burnuma. Gördüm. Yakından kaydettin onu lütfen ettim de. Tam şuradan yapıştırdı. Ben şuramayı hala hissediyorum ya. Takip ediyor şu an seni.
Mermisi yok ama. Haa, olsa olacak. Evet. Hiçbir şekilde kandıramıyorsun oğlum. Bak arkada Mert'i yine yakaladı. Karanlıkta. Hah, gördü beni. Evet. Ben şunu durdurayım mermisi, mermi verelim. Beni çok seviyor ya. Çok bak gözünü alamıyor Tolga. Çok aydınlıktayım ya, o yüzden sanırım. Şimdi motorların maksimum hızı tabii ki de bu değil. Ama sisteme zarar vermemek için belli bir limitte çalıştırmayı uygun görüyorum. Ama böyle minik minik arttırabilirim diye düşünüyorum. Bir şey deneyeceğim şimdi. Artık böyle donanım bittikten sonra yazılımsal güncellemeler yapmak çok eğlenceli. Bilgisayarın başında. Rahat rahat bacaklarım da ağrıyor zaten artık. Çalış. Bakalım. Umarım kendini kırmaz. Şu anda ne kadar arttırdım, bir saniye. Hesaplarsam %25 arttırdım sadece herhalde. Ciddi bir şey olmayacaktır. Bir garip davranıyor ama. Göreceğiz şimdi aksiyonda. Bayağı daha iyi oldu. Oldukça iyi özellikle. Şu hızımı gayet yakalayabiliyor. Nereye atıyorsun? Aşağıya inerseniz de vuruyor bu arada. Her yönden takip ediyor ya. Sanırım kaçırdı şu an beni artık. Ya. Yukarı aşağı olmasının güzel yanlarından bir tanesi. Şunu da yapabiliyor. Tamam. Bence bu hız iyi. Bak biraz sallanıyor gerçi bu hızla dönerken. Bence benimki daha iyiydi. Dediğim gibi mesela hızı birazcık artırdığım zaman bir garip bir salınım başladı böyle dönerken. Şöyle hareketler falan yapıyor. Çünkü çok ağır iki tane kocaman nerf silahını çevirmeye çalışıyor. Bir saniye şunu kapayacağım artık. Salınımın olmaması için hızı iyi ayarlamak lazım. Yani aslında teknik olarak arttırabilirim ama böyle tam doğru hızı bulmam gerekiyor. Birazcık oynayıp halledeceğim ama bittim artık. Yani gerçekten bittim. Ben uyumak istiyorum artık. Başka bir videoda bunun ekstra güncellemelerini yaparız. Birkaç özellik daha ekleriz. Bir şeyler yaparız. Bir aydır falan bunu yapıyorum. Çok güzel oldu. Tipe bak. Uçak gemilerindeki silahlara falan benziyor. Hadi biraz daha ateş edelim. Adil. Hep biz geçiyoruz, sıra sende. Şey yapman gerekebilir. Gelsene mi tekrar? Adil tam bir mevcut şu an. Oh, rüzgarı hissettim kulağımda. Size first person göstermek istiyorum nasıl bir şey olduğunu. Takip ediyor. Olması o kadar gıcık ki. Nereye gitsen oraya bakıyor. Çok korkunç bir şey. Oh. Headshot yedi. Ben gidiyorum ya. Hoşça kal Nerf. Ne oldu? Hırslı sahibi. Evet. Canı sıkıldı. Beni görüyor musun? Tadı kaçtı. Bir gergin baksanıza. Suratını asmış gibi. Evet. Evet, yeterince güldük, eğlendik. Şarjörlerine el koydum. Şarjörleri olmayınca böyle tatlı sevimli bir arkadaş oluyor böyle. Ay canım benim. Ne yapıyorsun? Yalnız gerçekten de takip sisteminden aşırı memnunum yani. Bu kadar iyi çalışan tahmin etmiyordum. Ve yakındaki kişiyi takip ediyor mesela. Ege önüme geçersen eğer. Böyle bir öncelik tanımlaması yaptım. Ya da babasını tık. Evet, ya da bana geliyor, evet. Bana geliyor yani. Beni öldürmek istiyor. Ya sizde saat kaç oldu yani? Bir giderseniz. Bir dahaki ateşli silah. Bir dahakinde keleş takacağım oraya. AK-47 takacağım bir dahakinde.
Evet, ben o zaman sizin de izninizle uyuyorum. Bittim. O zaman bu projenin de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kapanış yapmaya çalışıyorum, arkada oynuyor. Hayır, seni görüyor şu anda. Yani bu projenin de sonuna geldik. Bir sonraki projede görüşmek üzere arkadaşlar. Bu gibi projeleri, videolarını kaçırmak istemezseniz aşağıdan abone olup basabilirsiniz. Ya bir saniye izin verir misiniz? Aşağıdan abone olup basabilirsiniz. Üye olmak isterseniz üyelere özel bazı şeyler var, onlara da bakabilirsiniz. Ayrıca... görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Gelin ben size kapıyı açayım. Ben yatıyorum, siz takılın ya. Siz takılın. Hayatım al şarjör al, oynamak isterseniz. Yok abi. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben gerçekten tonluk kullandım bu. Çok şaşırmazdı. Bence iyi kapanış oldu. Hadi abi hadi bakalım ya, ben uyuyorum. Ben bir Matrix yapabileceğime inanıyorum ama onu söyleyeyim. Yapamıyorum. Yakaladın mı? Hayır.